Esnaf çok tepkili. İşte çarşıları kapatmayı düşünenler var. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Kapıkule sınır kapısı yanına kurulan devasa çadır Edirne esnafını harekete geçirdi. Esnaflar çadırın faaliyete geçmesi halinde Edirne esnafına büyük zarar vereceği görüşünde. Çadıra karşı harekete geçen esnaflar ilk olarak Edirne valisiyle görüştü. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, birliğe bağlı Oda ve Çarşı Dernek Başkanları ile birlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp'in makamında ziyaret ederek çadırın Edirne esnafına büyük zarar vereceğini ve esnafın bu konuda tepkili olduğunu ilettiğini kaydetti. Ziyaret sonrası makamında açıklama yapan Edesop Başkanı Kemal Cingöz, kurulan çadırdan Vali Canalp'in bilgisinin olmadığı, kendisinin her zaman esnafın yanında olduğunu kendilerine ilettiğini söyledi. Çadırın belediye encümeni kararı ile kurulduğu yönünde iddialar olduğunu kaydeden Cingöz, belediye başkanı Recep Gürkan'la da görüşeceklerini söyledi. Vali Bey'le yapmış olduğumuz görüşmede Vali Bey'in bu çadırdan haberdar olmadığını söyledi. Kaldı ki Vali Bey Edirne'nin geleceğiyle ilgili çok iyi düşünceleri olduğu izlenimi aldım ben. Yani bu çadırdan da haberi yok kurulduğundan. Başkanla görüşün dedik. Ondan sonra gerekirse tekrar biz size geleceğiz dedik. Kapım açık dedi Sayın Vali. Evet. Ama efendim, halkı bilgilendirmek amacıyla bu çadır nedir? Bu konuda bilgi verir misiniz bize? Çadırın ne olduğundan biz de çok fazla bir bilgi sahibi değiliz. Zaten dün haberim oldu benim. Onun için de bugün geldim. Kapıkule'ye de gittim. Yerinde de çadırı gördüm. Aşağı yukarı 4000 metrekare gibi bir yere kurulmuş devasa bir çadır. Kim kuruyor? Net bilgim olmamasına rağmen duyumlara dayalı olarak söyleyebilirim. Çorlu Fuarcılık diye bir firma tarafından kiralandı ve bu çadır da onlar tarafından oraya imal edildiği söylenildi. Encümandan belediye galiba karar geçirmiş. Tabii şimdi bunlar hepsi duyum yalnız. Belediye meclisinin haberi olmadığı, belediye encümeni tarafından bu yer bu arkadaşlara verildiği söylenildi. Ama dediğim gibi ben encümenin şeyini de tutanaklarını da görmüş falan değilim. Yani bu tamamen istişarelerde söylenilen söylemlerden ibaret. Yetkililerin size söylediği yetkililerden mi verildiği? Şimdi bakın ben sayın belediye başkanını bizzat kendim aradım. Recep Gürkan Bey. Görüştükte karar dedi bizim tarafımızdan çıkmış, izin bizim tarafımızdan verilmiş. Şimdi onun üzerinde çalışıyorum, araştırıyorum dedi. Encümen kararı olduğunu Ali Paşa Çarşısı Başkanı Yılmaz'a söylemişler. Hatta benim yanımda iki tane belediye meclis üyesini aradılar. Belediye meclis üyeleri de bu olaydan haberdar olmadığını ifade ettiler. Olayın sonucunda ne olacağını ben de kestiremiyorum. Önce bir Sayın Belediye Başkanı ile yüz yüze görüşelim. Ondan sonra bir şeyler olacağı gibi bana da geliyor. Esnaf çok tepkili. İşte çarşıları kapatmayı düşünenler var. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Vali Bey'le görüşmenizdeki sonuç nasıl geçti? Yani çok olumlu. Vali Bey'le yapmış olduğumuz görüşme çok olumlu geçti. Baştan bize bir şey yaptı ama sonra çok olumlu geçti. Yani esnafın yanında olduğu ifadesini... Hatta ve hatta bir söz sarf etti. Çok da hoşuma gitti. Tarlayı sürelim ama dedi öküzü öldürmeyelim. Yani esnafı öldürmeyelim demek istedi. Hoşuma da gitti. Edesop Başkanı Kemal Cingöz çadırın kurulmasının gurbetçinin ve özellikle Yunan Bulgar turistlerin kente gelişlerini engelleyeceğini, bunun da esnafa büyük zarar vereceğini söyledi. Edirne esnafının durumunun ne olacağını kime sorsanız ben esnaf odaları birliği başkanı olarak değil bir sokakta yürüyen vatandaşa da sorsanız esnafın durumunun ne olacağını az çok bilir. Bu iş esnafa çok büyük zarar verir. Çok büyük zarar verir. Neden zarar verir? Yani şimdi bazıları diyor işte bu çadıra 15 günlük izin verildi falan ama ben çadırı gidip yerinde gördüm. Bu 15 günlük bir icra değil. Bana göre kalıcı. Kaldı ki gelenler aradığını bulabilirlerseydi İşte o çadırı oradan kaldırmazlar. Ama tabii ki bu her iş bir ticaret işlemdir. Aradığını bulabilirsen devam edersin. Dolayısıyla bu gurbetçinin Edirne merkeze girişini de engelleyebilir değil mi? %100. Yani
%100. Ya şimdi mesele sadece gurbetçi meselesi değil. Gurbetçi burada bir ay 40 gün. Ama bunun devamı var. Devamı nedir? İşte Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşların da bana göre en az %30-40'ı alışverişini oradan yapar geriye döner. Edirne esnafına da bu manada ciddi bir zarar verir diye düşünüyorum. Çok ciddi zarar verir. Siz doğal olarak kaldırılması yönünde gerekiyor. Tabii biz bu çadırın faaliyete geçmemesinden yanayız. Bundan sonra ne yapacaksınız? Belediye başkanıyla da görüşecek misiniz? Belediye başkanıyla görüştükten sonra, belediye başkanından net cevap aldıktan sonra tabii ki biz de bir yol haritası izleyeceğiz. Ama şimdi belediye başkanıyla görüşmeden, onun görüşünün net olarak ne olduğunu bilmeden daha detaylı bir açıklama da yapmayı uygun görmedim.